Kendini bir gecede milyoner olarak buldu. 3 yıl önce lotodan tam 11 milyon lira kazandı ama başına öyle şeyler geldi ki hamallık günlerini bile özler oldu. Azıcık aşım, ağrısız başım dedirten milyonerlik hikayesi. Süper Loto'dan 11 milyon lira ikramiye kazandı. Ancak hamallık yaparken kafası daha rahattı. Beyefendi pardon. Lan oğlum lan kapısız yerlere mi geldiniz? Gerizekalı niye çalmıyorsunuz kapıyı? Valla parayı bulduk, güzel günler geldi dedik ama güzel günler para daldı gitti ama. 2017 yılında Milli Piyango'yu tutturduk. Tutturduktan kısa bir süre sonra yüzüme bile tükürmeyecek kızlar bana yazmaya başladı. Şimdi onlar yazınca ben de eşime dedim ki sen daha kötülerine layıksın. Bıraktım kadını. İlk taş burada devrildi. Paranın yarısı zaten DNA testlerine gitti. Her yerden akrabam çıktı. Bir de tabii ortaya mafya çıktı. Lan kimden korunacaksın diyeyim, bizden korunacaksın. Adamlardan korunmak için adamlara para veriyorum. İnsanın tekeri ters dönmeye dursun. Işığı gören geliyor, ışığı gören geliyor. Tabii şimdi para suyunu çekince dedim ki seyyar satıcılık yapayım. Sürekli de başkan geliyor kaldırın, başkan geliyor kaldırın. Dedim başkanım sen bizim anamızı... Ben kafama sıçayım, zamanında ada alacak kadar param vardı şimdi. Koç ülkede yatacak yerim yok. Çek oturma odama. Oturma odam. Tuvalet de bura. Durduk yere benim yuvam yıkıldı. Yetemin kucağına kavurma koymuşlar, yaktınız demiş. Benimkisi tam olarak bu mesele. Hepsi o talih kuşunun boku yüzünden oldu. Şimdi talih kuşunun bokunu yiyorum artık burada. Şu an beynel milel bir berduş oldum. Şimdi burada köpeklerle kalıyorum. Hani fobim de var. Korkudan köpeklere ben pati veriyorum. Düşün. O kadar zor durumdayım. Yuvamı tekrar kurmaya çalıştım. Eşimi aradı. Dedim böyle tekrar yuvamızı kuralım filan. Kadın vizyonlu. Estetik yaptırmış, güzelleşmiş, bir de zengin koca bulmuş. Kendi eşime kuma gideceğim. Akrabalar parayı faize yatırtmadılar. Ben zaten paranın kökü haram. Yatırsam ne olacaktı? Son kalan paramla gittim onları vurdurdum. Ha faize yatırsan yine de bu duruma düşer miydim? Düşerdim ama 2 yıl sonra düşerdim mesela. Vizyonsuz tüm dümdük akrabalarından davacıyım.